Kemal Bey'e oy verdi diye belediye başkanlarını çizmek, yok saymak, bu parti adına yapılacak en son şeydir ama buna cevap vermeyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim, pişman değilim. Bugün de olsa bugün de verir. Kemal Bey beş benzemezi bir arada tutan lider, bugün biz beş parçaya bölünmüş durumdayız. Değişim dediğiniz şey devrimle kıyaslandığında devede kulak bile değil yani. Adayların değiştirmekle değişimden söz ediliyorsa bu adam kayırmacılık olur. Değişim olmaz. Değişim başka bir şey. Değişim Ali'yi değiştirmekle olmaz. Değişim beni sevmeyeni ötekileştirmekle olmaz. Değişim ben yaptımla olmaz. Değişimden kasıt buysa biz bu değişimin tabii ki karşısındayız. Bu mesele bu boyutuyla Bayraklı yurttaşlarımızın, İzmirli yurttaşlarımızın takdirindedir. Bizim bir kamusal görevimiz var belediye başkanı olarak. Bir de siyasal yanımız var. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım ve Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partili kalacağım. Birileri bizi bunun dışına itmek isteyebilir ama inadına biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceğiz. Yok sayılan iradelerin karşısında da nasıl merkezi hükümete çığlığımız çıktığınca sesimizi yükselttiysek şimdi de bütün haksızlıklara aynı şekilde cevap vereceğiz. Bu iradeyi yok saymaya hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin hakkı yok. Bir kurultayımız oldu. Bu kurultayda geçmiş dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla şu anki genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e yarıştılar. Tamamen demokratik bir yarış. Kurultaydaki koşulları bir tarafa bırakarak bu demokratik süreç sonucunda Özgür Özel partimizin yeni genel başkanı oldu. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel şunları söylemişti bu konuşmalarında. Kayıt dışı siyaseti bitireceğim. Çok kıymetli bir cümle. Ve söylenenlerin tutulması son derece önemli. Yani şu demek. Ben anket yapacağım. Ben memnuniyet anketi yapacağım. Ben heyetler göndereceğim. Onların raporlarına bakacağım. Ben ilçe başkanının fikrini alacağım. Ben il başkanının fikrini alacağım ve bunların tamamı açık ve şeffaf olacak. Bayraklı Belediyesi'nin memnuniyet anketi İzmir'deki en iyi memnuniyet anketlerinden bir tanesi. Komisyon kararları parti yetkililerinden duyduğum güçlü adayın belediye başkanı olacağı, belediye başkanıyla bu sürecin sorunsuz atlatılabileceği. Bu iki mesele bizim atanmamıza yeterliyken yeni bir ankete girişildi. Üç isim soruldu. Serdar Sandal, Ulaş Aydın, Erdal Aksünge. Bölgede daha yoğun çalışmamız, tanınırlığımız, bilindiğimizden kaynaklı olarak bizim oradaki oranımız oldukça yüksek. Ankette sorulan üç arkadaştan biri var mı? Memnuniyet anketinden eser var mı? Gelen ekibin aldığı komisyon kararlarından haber var mı? Yok. Niye? Çünkü Serdar Sandal Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Örgütün iradesine, örgütün gücüne, İzmir'in iradesine sahip çıkamamıştır. Ben kurultayın ilk oyunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. İkinci oyunu da verdim. Söz verdim. İki, benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme gerekçem sadece yakınlığım değil. Onun ahlakı, onun vicdanı, onun liyakati,
onun devlet adamlığı. Tabii ki bütün bu süreç bizleri üzüyor, bizleri kırıyor. Partimizle ilgili kaygı duyuyoruz. Aldığımız telefonlar, sivil toplumdan, derneklerden, muhtarlardan aldığımız cümleler bizleri rahatsız ediyor. Hesap günü bu işler bittikten sonradır. O gün oturacağız, bir daha konuşacağız. Hiç kimsenin bu ülkenin umudu olan bir süreci sekteye uğratmaya hakkı yok. İl ve ilçelere sormadan herhangi bir atama yapmayacağız. İl başkanına anketi göstermediler. İzmir il başkanına anketi göstermediler. Komisyon kararlarını göstermediler. Kimin atanacağını söylemediler. MYK'ya kimin ineceğini söylemediler. Ve il başkanı Şenol Aslanoğlu bu süreçte İzmir'de gelmiş geçmiş bu süreçlerde en düşük performansı gösteren il başkanıdır. Örgütün iradesine, örgütün gücüne, İzmir'in iradesine sahip çıkamamıştır.